Aleyküm ve rahmetullah. Ustaz sağ olun. Nasılsınız? Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet. Ustaz benim ashab bir ağızlar bilen az yine gelişme uçuyla bak kaldı. Fatiha koşulmagan namaz namazmaz degen Peygamber Efendimiz'in hadis var yani şu orasında doğru mu? Var. Keyin Hanefi'de cenaze namazda Fatiha koşulmaydı. Sizlerin namazıyla hata demeydi. Şu savalga siz cevap verseniz. Ben özüm ilim bulmagenden keyin sizden sonra etmem ustaz. Hop, siz aytayotgan hadis Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılıngan. Bu hadis Buhari'de kelgan menimcha. La salata limen lam yaqra bi fatihatil kitab degan hadis. Ya'ni Fatihatul Kitobni o'qimagan odamning namozi namoz emas deganlar. Muttafaqun alayh ekan. İmam Buhari'de, Muslim'de kelgan. Buni Ubodat ibn Samit radhiyallohu anhu rivoyat qilgan ekanlar. Bu hadis Hanafiler nazdida la salatan kamilata ma'nosi bor. Mukammal namoz bo'lmaydi. Biz hattoki rukusi bor, sajdasi bor to'la namozlarda ham imomga iqtido qilsak Fotihani o'qimaymiz. Nimaga o'qimaymiz? Chunki boshqa hadislar bor Fotihani o'qimaslikka. Orqadagi turgan odam İmamga topshirgan namazını o'zi o'qimaydi. Buni fiqhni ko'p keltirganman. Hanafiylar Fotihani o'qimaydi namozda. Bu hadischi desa bu hadisga javob beradi. Hanafiylar bu hadisni biladi. Bu hadis deydi. Yana bir hadis bor. La salata li jaril masjid illa fil masjid degan hadis bor. Masjidning qo'shnisining namozi namoz emas. Fakat masjidde okusa namaz degan hadis. Bu hadis doğrusunda barcha mazhab ulamaları mana aytarken aytadı ki la salata kamilata deydi. Mükemmel namaz yok. Mükemmel namaz bu miydi? Hamma aytadı ki yok. Koşunu uyda okusa, masjidde çıkmasa namazı namaz boladı. Namazı ötedi. Fakat o 27 derecede erişmeydi degan. Huddu şuna kabuyam deydi. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kitobning Fotihasini. Fotiha shu alhamdulillahi robbil alamindan boshlanadigan sura. Shu surani o'qimagan namoz namoz emas deganiz, komil namoz emas degan. Demak, bizning mazhabda Fotihani o'qishlik vojib. Uni u ham o'zi yakka o'qiganga yoki imomga. Fotihani o'qimasdan ruku qildi, sajda qildi, oxirida sajda sahv bilan namoz namoz bo'ladi. Bu fiqhiy masala. Endi janoza namozi. Bizning mazhabda janoza namoz emas. Biz namoz deymiz, bizning mazhabda janoza duo. Salatni duo ma'nosi ham bor. Salatul janaza desa janoza duosi deyiladi. Shuning uchun imom oldinga o'tganda Fotiha o'qimaydi. Chunki duo u. Namoz bo'lishligi uchun ruku bo'lish kerak, sajda bo'lish kerak. U namoz emas u. Tikka turgan holimizda duo qilamiz, salom beramiz, qo'limizni ochib duo qilib tugatamiz namoz. Salom berganda tugaydi. U namoz nuqso, ya'ni mukammal namoz emas. Bir zayıf hadis var. İmam Şafii rivayet kıyam için bu hadisini. İmam Şafii muhaddisen bu geller. Peygamber aleyhissalatu vesselam etediler ki ne miydi ya? Kahkahatin baliğatin fi salatin mutlakatin degen cümle keledi. Şu cümlesi var. Ya'ni mutlaq namozlarda qahqaha bilan kulgan, balog'atga yetgan kishining namozi buziladi. Shu hadis bizi Hanafilar bu hadisni oladi, namozda qahqaha otib kulgan odamning tahorati sinadi. Tahoratni yangilash kerak. Namoz ham buziladi, tahorat ham buziladi. Zotan tahorat buzsa namoz qolmaydi. Ana shu joyda fi solatin mutlaqatin kelgan. Demak, mutlaq namozlarda janozada kulib olgan odam tahorat sinmaydi. Çünkü canaza mutlak namaz emas o. Endi siz aytayotgan odam zaten şuna kadar hali yukarıda aytganimizde şuna kadar tabiatli odamlar. E'tibor beryapsizlarmi? Hiç biz ularını qilayotgan işlerine hiç oldindan hücum qilmaganmiz hiç kaçan. Ular daim hücum qiladi. Bizi namazımızın hata deydi, akidamızın hata deydi, manhacımızın hata deydi, fikhimizi.
hata deyiveradi. Biz mecbur bulup ularga cevap veriyoruz. Cevap vergenimizde ilmi cevap mana. Fatiha suresini okulmagan namaz namaz mes degeni o hanefilerinin nazdida kamil namaz mes. Lekin namaz bo'ladi. Orqadagi odam, orqadagi iqtido qilgan odam Fatiha'ni okumaydi. Nimaga? Buxoriyda boshqa hadis bor. Bizning hanafiylar u hadisni ham olib masalani shu mavzuga aralashtiradi. İmam Buxoriyda payg'ambar alayhisalom aytadilarki, "Innama ju'ilal imam liyutimma bih" deydilar. İmam qilishdan nimaga imam qilinadi? Çünkü imam namozni ado qilib bera, to'kis ado qilib berish uchun imam qilinadi. İmam bilen namaz tamamiga yetadi. İmam okuydu, imam tüketadi, bo'ldi. Siz hata kılsanız hem imamga ergashganingiz uchun namazınız namaz. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet var. Bu müşkatta keladi. Aytadılar ki imam kıraat kılıyetken de orkadagilar kıraat kılsa ağzıga tuproq tulsun degan rivayet var. Bu hadisler neyim oluşken? Umumi hulasıga kura hanefiler Fatiha suresini arkadaki adam okumaydı. Ben o namaz bu şey dese bu kamil namaz hakkıda o. Ben o hadislerge kura imamın namazı namaz, kagerlerinin namazını okumaydı o. Deydi. Ve delillerini keltirip 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 ahirada akli delil keltiredi. Hammasiyem akli delil keltiredi de Ebu Hanife'nin akli delillerini karayın. Ebu Hanife aytadılar ki eğer bir adam namazga orqada keç kaldı. İmam rükuda turibdi. Orqadagi adam kelib rükuge yetişti. İktidar kıldı. Rükuge imam bilen tepeteng yetişti. Şu rakatını topgan bo'ladi mi deydi? Mesela hemen şu rakat topgan bo'ladi. Nimaga? Men adraka rakaten fakat adraka sola. Kim rakatını topsa o namazı topgan bo'ladi. Kim rükunu topsa o şu rakatını topgan bo'ladi. Hop. Bu uşa rukunu topsa namazını topgan bo'ladi degan gapga kim itiraz bildiradi? Hiç kim. Şafiiler ham, malikiler ham, hanbaliler ham rukunu topgan namazı topgan deydi. Deydi mi? Ha. O rukuda arkada ergashgan adam Fatiha'nı okumadı yu. Dese hanefilerinin gapi mantiqan ilmi asosga cevap bergandan keyin aqliy dalilda ham kuchli hisoblanadi. Hanefiler bir kadem aldığında turuptu demek. Biz bu bilenlerge mezhep ulamalarını, iştihatlarına itiraz bildiriyetkenimiz yok. He, ular bana bu hadiske kura arkadaki adamın Fatiha'nı okusun deydi. Ularının üslubu var. Şafii bosengiz meyli beyim ola. Lekin biz hanefimiz mi? He. Hanefilerge kura bu meselene süyençığı var, delili var ve delil küçülü, ota küçülü. Ota küçülü bunu aldı ki çöğüdüken adam yok. Bizi hata deydigen adamlar aldın özünü kellesini tekşirip görsün. Kellede işgal var. Kimdedir akılını bir kısmı arayında kop gitken. Uşengi şuna kıyap yapır yürüttü. Ebu Hanife rahimahullah'a atılgen taşlarını hemmesini bina kılıp Ebu Hanife onun üstüge çıkıp oturuptu. O tane kılıyetken adamlar koruda hiç nersesi yok. Şunun için ularga itibar vermeslik gerek.